Merhaba, Periodic Cetvel'in grupları ve bu gruplara ait özelliklerle ilgili ÖSYM tarzında sorulara geldik. Sorulara başlayalım. Şimdi ilk soru yine klasik sorulardan bir tanesi. İşte Periodic Cetvel demiş ve bazı elementleri elementler işaretlenmiş. Hemen istisnai bir element arıyorum. Bak x'i gördüm burada. X ne? Helyum 8A grubunda olmasına rağmen atom numarası 2, değerlik elektron sayısı 2. Buna göre düşüneceğiz. Diğerleri çok istisnai elementlerin değil. Devam edelim. L bileşiklerinde 1 artı değerini alır. L nerede? Birinci grupta. Yani 1A grubunda yer aldığı için bu doğru bir ifadedir. Y'nin atom numarası 17'dir. Şimdi Y nerede? Dikkat edersen bak birinci periyot, ikinci periyot, 3. periyot. 3. periyotta 1 2 3, 4, 5, 6, 7. grupta. Dolayısıyla 3. periyot 7A grubundaysa 2, 8, 7 diye elektron dağılım vardır. Toplarsak atom numarası 17 gelecektir. Dolayısıyla Y'nin atom numarası 17 ifadesi doğru oluyor. X ve Z'nin değerli elektron sayıları toplamı 13'tür. Şimdi Z'ye baktığımda burası 7A idi. 6A, şurası 5A, 5A'daysa Z'nin değerli elektronu kaç olacak? 5. X de helyum dikkat et istisna demiştim 2. 5 2 daha değerli elektron sayısı toplamı 7 yapar. Dolayısıyla 13 yapmaz ifade hatalıdır. T'nin oksijenli bileşiğinin sulu çözelsi baziktir. T nerede? 2A'da. 2A toprak alkali metali olduğu için sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. M elementi ise geçiş metalleri arasına yer aldığı için geçiş elementidir. Yani B grubu elementidir. İfade doğru. O halde doğru cevabım C seçeneği olur. Aynı periyotta bulunan X, baş grup elementleri ile ilgili. Baş grup elementi demek A grubu demek. Yani A gruplarından birisi ve aynı periyotta bulunacaklar bunlar. Buna göre bilgiler verilmiş X, elementlerin atom numaraları sırası soruluyor. Bakalım X bulunduğu periyodun en aktif metali. En aktif metal alkali metal grubudur. Dolayısıyla X o zaman bir A grubuna yer alır diyebiliriz. Z son katmanda 2 elektronu bulunan metaldir. Son katmanda 2 elektron varsa o zaman 2A grubunda yer alan bir toprak alkali metaldir Z atomu. Y periyodik cedvelde 13. grupta bulunur. 13. grupsa bundan 10 sayısını atarsam 3A grubunda yer aldığını söyleyebilirim. Şimdi baktığımda aynı periyottaysa bunlar ee, sağa doğru gidildikçe grup numarası büyüdüğü için atom numarası ile beraber o zaman yeni atom numarası en büyük olur. Sonra 2A'daki Z ondan sonra 1A'daki X gelir. O halde doğru cevabımız A seçeneği olur. Aşağıda verilen elementlerden hangisi yukarıdaki özelliklerden birine sahip olamaz denilmiş. Bakalım kararlı bir eşitlerinde sadece bir eksi değerini alan elementimiz flor'da hatırlarsan. Dolayısıyla A şıkkı gitti. Toprak metalidir denilmiş. Ben bu grupları anlatırken e, konuda belirtmiştim özellikle. Toprak metali olarak bileceğim metal alüminyumdur ya da diğer şeyle 3A grubudur. Buradan açtığında 2, 8, 3. 3A grubunda olduğu için alüminyum toprak metalidir. soy Soygazdır denilmiş. Soygaz 8A grubu olacak. Elementlerin atom numarasını açarsak 2, 8, 8 diye açılır. Argon 8A'da yer aldığı için argonu eleriz. Bileşiklerinde dublet kuralına uyabilir. Dublet demek kendisinin son yörüngesini ikiye tamamlamak demektir. Burada hidrojenin atom elektron dizilişi bir olduğu için bir tane elektron alarak kendisini dublete tamamlayabilir. O halde bunu da eylersek doğru cevabımız B seçeneği olur. Katman elektron dizilimi X elementi ile ilgili olarak hangisi doğrudur? Bak 12 protonu var. Elektronları da sayarsak 12 tane elektronumuz var. 12 elektronu açarsam 2, 8 2 şeklinde olur. 3. periyot 2A grubunda olduğunu söyleyebilirim. Katı halde elektriği ve ısıyı iletir. Toprak alkali metali olduğu için e, ki bunu söyledik. 2. öncü zaten toprak alkali metal olduğunu söylüyor. Ametaller ile elektron ortaklaşmasına dayalı kimyasal bağ yapar. Ametallerle kimyasal bağ yapar ama dikkat et. Elektron ortaklaşması demek kovalent bağ demek. Metaller kovalent bağ oluşturamazlar. Metaller ametallerle iyonik bağ oluştururlar ki iyonik bağ da elektron alışverişi sonucunda oluşur. Dolayısıyla buradaki ifadenin bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış olduğu için ifade hatalıdır. Doğru cevabımız 1 2 D seçeneği olur. ÖSYM tarzı sorular bu şekildeydi. ÖSYM tarzı sorularda dikkat edersen standart sorularda benzer şekilde bilmen gereken böyle detaydaki bazı kıyıda köşede kalmış ya da çelişen ifadeler kullanılıyor ve sorunun mesela bir cümlesinde tüm yanlış olmuyor da bir kısmı yanlış olabiliyor. Bu tür şeylere dikkat edersen ÖSM tarzı sorularda da ÖSYM'nin sana soracağı sorularda da hataya düşmezsin. Şimdi konumuza periyodik sistemde değişen özelliklerle devam edelim.